Aslında otelde kemancılık edeceğime bir lokanta açıp aşçılık yapmalıymışım. Mükellef bir ziyafet sofrası oldu. Hanımefendinin gece kıyafetleri hazırsa teşrif edebilirler. Hayır, ben yemiyorum. Buna memnun oldum. Çünkü yemek ikimize yetmeyecekti. Hayır, bırakın onu yiyeceğim. Kıymetli bir hanımefendi için basit bir yemek. Yemeseniz... Orası sizi ilgilendirmez Bay Kemancı. Nefis bir yemekten sonra yapılacak en iyi şey rahat bir uyku çekmektir. Herhalde ben uyuyacak değilim. Neden? Uyanık durup beni seyretmek için mi? Hayır. Kendimi korumak için. Aynı şeyi benim yapmam lazım. Eğer bazı taraflarınız da yemem deyip yediğiniz yemek gibiyse yandık. Tabağı zor kurtardım elinizden. Ne olacak o balta? Uyku hali bu belli olmaz. Fırsattan istifade sataşırsanız kendimi korumak için. Siz düpedüz delisiniz. Sadece namuslu bir bekarım. Uyunu suyunu bilmediğim bir kadınla aynı yerde yatamayacak kadar da çekingenim. Teşekkür ederim. Allah rahatlık versin prenses hazretleri. Allah cezanızı versin. Prenses hazretleri, uyanın artık! Hı? Ne prensesi? Vallahi ne prensesi olduğunuzu bilmem ama... ...siz otele şeref vermeden önce şöhretiniz geldi yerleşti. Halbuki bunun bir sır kalması için tembih etmiştim. Sırlar sır olmayan şeylerden daha çabuk yayılır. Mesela ben de bir prens sülalesinden bir milyonerim... ...ama bunu sır olarak saklamadığım için kimse farkında bile değil. Milyonlarınızı kemanınızın içinde mi saklıyorsunuz beyefendi? Mali özelliklerimle uğraşacağınıza biraz odun getirseniz de yemek için ateşi tazelesek. Babanızın uşağı yok karşınızda. Ya öyle mi? Hazır olun bakalım çulluk kebabına. Ben avet yiyemem. Bu sabah kahvaltımız. Buz gibi havada aç karnına 4 saatlik yolu yürüyebileceğinizi sanmıyorum prenses hazretleri. Hadi, hadi! Çekinmeyin! Bakın bir tadına! Nasıl? Daha pişmemiş ki! Güneşe aldanmayın, hava ayaz, için şunu, üşüyeceksiniz! İçmeyeceğim! İçin şunu dedim! Aa, nedir benden istediğiniz? Keçiliği bırakmanızı, bu ayazda ölür insan! Yaşamam pek mi ilgilendiriyor sizi? Elbette! Neden? Ölürseniz sizinle nasıl evlenebilirim? Ne? Evlenmek mi? Evet, evlenmek! Anlaşıldı, zatenizin maksadı kuş avlamak değil, servet avcılığıymış. Prenses olduğumu öğrenince... Prensesliğiniz de vız gelir, servetiniz de. Sizi güzel olduğunuz için seviyorum. Hadi bakalım, için şunu. Yeter! Kibrit çaksam alev alacaksınız prenses hazretleri! Sen de yuttun ha! Ben fakirim ya, fakir! Hem senden bile meteliksizim! Bütün zenginliğim falan palavra! Ben fıkaranın püsküllüsüyüm! Güzel! Ha? Neyse güzel! Ama koydum kafama! Ben de zengin olacağım! Pamuk kralıyla evlenerek mi? Haha! Bırak o zübbeyi de benimle evlen! Niye? Kemanınla aç kalmak için mi? Korkma, aç bırakmam seni! Keman çalar, gerekirse taşı sıkar, suyunu çıkarırım! Zengin olmayı inat olsun diye istiyorum! Bankadaki bütün paramı bu işe yatırdım! Emin misin beni sevmediğine? Eminim! Eminim, eminim! Ah! Prenses hazretleri! Prenses hazretleri! Allah Allah, nerede kalmışlar? Evet. Şükür kavuşturana! Heyecandan ölüp ölüp dirildik! Deliye döndük meraktan! Köprü yıkıldı kaldık! 40 tane yol vardı, dönebilirdiniz! Sonra Orhan bey, bütün yolları avucunun içi gibi bilir! Doğru mu?
Cevap vermek zorunda mıyım? Cevabı bilmem ama hesap vermek zorundasın. Ve bu hesap pahalıya mal olacak. Aritmetik hocası mısınız ki hesap soruyorsunuz beyefendi? Bu otelin en değerli müşterilerinden biriyim. Bendeniz de otel...